2002 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ne var ki bu ilk sezonunda Fenerbahçe Ligi ancak 8. sırada bitirebilmiş, ancak bir sonraki 1988-89 sezonu Rıdvan'ın ve de Fenerbahçe'nin adeta patlama yılı olmuştu. Schumacher, Oğuz, Aykut, Hakan, Turan ve Hasanlı Fenerbahçe 103 golle rekor kırarak şampiyon olurken Rıdvan da rakip kalelere 19 gol atıyor, bundan çok fazlasını da 39 asist arkadaşlarına attırıyordu. Gençliğinde Cemil Turan hayranı olup Fenerbahçe'yi seyredebilmek için İzmir'e otostop yapacak kadar da fanatik bir Fenerbahçeliydi. 1989 yılı Rıdvan'ın Fenerbahçe ve milli takımda fırtına gibi esip efsaneleştiği yıldı. Ünlü İtalyan takımı Juventus Mayıs ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalarak Rıdvan için kesenin ağzını açmıştı. Ne var ki o dönemdeki başkan Tahsin Kaya'nın bu teklifi reddederken ileriye sürdüğü gerekçe gerçekten de ilginçti. Ne diyorsunuz siz? Fenerbahçe taraftarının beni dövmesini mi istiyorsunuz? Ne var ki hemen ertesi 1989-90 sezonunun 10. haftasında Trabzon'da oynanan lig maçında Trabzonspor'un Yugoslav asıllı futbolcusu Jezić'in gaddarca vurduğu bir tekme adeta Rıdvan'ın sonunun başlangıcı oluyordu. Defalarca ameliyat olup sahaya çıkmasına rağmen ancak tamamen iyileşmeden futbol oynadığı için sakatlığı devamlı tekrarlamış, zayıf fiziki yapısı da bu operasyonları taşıyamamıştı. Futbolunun zirvesine çıktığı ilk iki sezondan sonra yaklaşık 5 yıl süresince tekrar futbola dönme çabaları maalesef hep hüsranla bitti. Bu süre içinde sadece 35 kez Fenerbahçe forması giyen Rıdvan, bu maçların ancak 26'sında 90 dakikayı tamamlayabilmişti. Özetlersek, 8 sezonluk periyotta forma giyebildiği 239 maçta 81 gol atmıştı. Takımdaki başarısı da yine aynı nedenlerle kısa olmuş, 24 kez giydiği A milli takım formasıyla sadece 5 gole adını yazdırabilmişti. Rıdvan'ı kaçırdı Ünal. Rıdvan rakibinden sıyrıldı, ikinci rakibinde geçerse tehlikeli. Gol! Gol atıyoruz sayın seyirciler! Futbolu bıraktıktan sonra 1995 yılında Zico'nun Udine şehrinde yapılan jübilesinde dünya karmasında forma giymesi Rıdvan adına bir başka onur olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe ve diğer bazı kulüplerde kısa süreli de olsa teknik direktörlük yapan Rıdvan Dilmen, son yıllarda yeni üstlendiği yorumculuk göreviyle bu alanda en beğenilen isim olarak zirvede bulunuyor. Kısa süre içinde de olsa Türk futbolunda karizmasıyla büyük iz bırakan ender efsanelerden birisiydi. Futboluna özlem duyanları şimdi enfes yorumlarıyla doyuruyor. Rıdvan büyük savaştan sıyrılsa tehlikeli olur, topu ağlara gönderiyor. Karşılaşmanın 31. dakika.
Fenerbahçe bir topla buluşan Rıdvan. 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 Ceza sahasına girdi Rıdvan. Ortaya çıkartıyor. Gol buluşunu da gol. Ne mutlu Fenerbahçe'nin ki böyle bir gün yaşattılar bize.